İki doğdun Yasemin. İki doğdun, iki doğdun. İki doğdun Yasemin. Dilek tutacağım. Uzun biraz. Teşekkür ederim. Yıllar canım, nice senelere. Teşekkür ederim. Canım benim, mutlu yıllar. Ya. Bu canım tam mutlusun. Canım, iyi ki doğdun canım. Ve. Ya. Güzel hediyeyi kabul eder misin canım? Teşekkür ederim. Çok şanslısın. Evet. Tabii. Güzel yaşlarım. Gel. Silahcığım, sen neler yapıyorsun? Ne olsun işte. Üniversiteyi bitirdikten sonra gidiş o gidiş. Bir taraftan okul, bir taraftan tatil. Sonra bir baktım, orada da bir arkadaş ortamı olmuş. Yurt dışında yaşamak da başka bir güzel. Öyle tabii. Evet. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne kadar daha buradasın canım? Yarın sabahtan yolcuyum canım. Kısa bir süre sonra döneceğim. Biraz daha kalsan Selim abla. Gitmek zorundayım güzelim. Ya arkadaşlar bu kadar üzülenmeyin ya. Bugün güzel bir gün. Hadi bu fotoğrafını çekelim. Dur ben çekiyorum, gel. Hadi, gel. Çok güzeliz. Hadi çek. Çekiyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel. Bak. Çok iyi olmuş. Bana da tersin. Bana da ters. Çok güzel olmuş. Sen ne güzel çıkmışsın. Atıyorum hemen. Gel bana. Güzel. Yolluyorum çok sana. İyi. Dersin sen bana. Şunu at lan, şunu at. Tamam, atıyorum. Bak, atayım sana. Atın, al bana şunu at. Tamam, şunu at. Arkadaşlar benim gitmem lazım. Nereye? Çok acil bir işim çıktı. Nereye? Hiç keyfinizi bozmayın. Vallahi gitmem lazım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Acil bir işim çıktı. Görüşürüz. Nesi var bunun? Anlamadım. Hadi gel pastamızı keselim. Gel. Cemil. Pastamızı keselim. Kesin. Tamam. Evet.
kabus gördüm. Çok korktum. Çok korkunçtu. Hadi kardeşim. Yeşim'i kim kızdırdı? Yani kime kızdı? Neden böyle bir tepki gösterdi? Sen Ömerlerden bir şey duydun mu? Yok, kimseden bir şey gelmedi. Ya kendi sıkıntılar vardır herhalde. Hem yalnız kalması daha iyidir. Kendini toparlar biraz. Yıllık iznimizin daha ilk günü bir sürü sıkıntı. Yeşim'in yaptığı sıkıntı. Sonra gece Ayşe kabus görmüş. Sesine uyandım, baktım. Salonda dehşet içinde duruyor. Salonda? Nasıl bir kabus? Kız nasıl şimdi, değil mi? Etkisinde kaldı tabii ama iyidir şimdilik. Uyuyor zaten. Bak, bak seni son kez uyarıyorum. İnan ki sonuçları çok ağır olacak. Bana ne ya başkasının hayatından? Ben kendi hayatımı düşünüyorum. Ya, yatakta hiç öyle konuşmuyordun ama. Yaranı kaşıyorsun, senden akan kanın farkında bile değilsin. Allah belanı versin, şerefsiz piç kurusu. Abi, Yeşim'in kendisine göre bir sıkıntısı vardır. Ayşe de gece bir kabus görmüş, hepsi bu. Yani bunları kötüye yoracak bir şey yok bence. Yani ayrıca bu sıkıntıların senin bağlayan tarafı nedir, ben onu anlamadım. Yani sen niye daralıyorsun? Ya bilmiyorum, sadece içime bir sıkıntı düştü, hepsi bu. Yani neyse, herhalde bende psikolojik sorunlar başladı. Umutalım gitsin ya.
Gitme. Ayşe, Ayşe. Abla. Gelsene benimle. Nereye? Hadi. Ne oldu abla? Gel benimle. Nereye? Hadi. Abla. Hadi. Abla. Gel. Abla. Gel. Gitme. Gitme. Ayşe! 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 Ayşe kardeşim uyan! Ayşe! Uyan kardeşim! Kardeşim uyan! Uyan! Uyan kardeşim! Kardeşim! Ayşe! Görüşürüz. 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 Canım.
dışına çıkıyorum. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz. Tabii başın sağ olsun. Kızım, mekanı cennet olsun. Amin. Allah sabırlar versin. Başın sağ olsun kızım. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Sağ ol. Tekrar başına sağ olsun. Sağ Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Üzülme evladım. Hayırlı akşamlar. Korkunç bir rüyaydı. Benim şeklinde bir insan vardı. Ayşem'e gel diyordu. Ben ne kadar Ayşem gitti desem de beni duymuyordu. Ayşem rüyamda çığlık attı. Sonra ben uyandım. Ayşem'in çığlığı salonda yankılandı. Ayşem ölüme çağıran şey neydi? Kimdi? Ayşem neden öldü? Kendini çok bırakma gelin. Acımız çok büyük biliyorum. Ama kendini bu kadar yapmanın da hiçbir şeyi değiştirmez. Alışmalıyız. Bak ya seni çok kötü. Onu yalnız bırakman olur. Thank you.
abi. Ufuk abi. Beni sen öldürdün. Ben senin yüzünden öldüm. 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 Hayır, ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Hayır. Neler oluyor Ufuk? Ufuk. İkimiz de psikiyatriste gidelim mi? İkimizin de ihtiyacı var. Neden? Sence deliriyor muyum? Hayır. Delirmiyorsun. Ama iyi de görünmüyorsun. Bu tarz durumlarda duygu durum bozukluğu meydana gelir. Bilinçaltı sorunlar nedeniyle kötü rüyalar, ani uyanmalar ve benzeri şeyler yaşamanız normaldir. Fakat bizim yaşadığımız şeyler başka. Bu pek öyle psikolojik şeylere benzemiyor. Bizi rahatsız eden bir şeyler var. Yani şimdi siz yaşadığınız bu olayları başka varlıklara mı bağlıyorsunuz? Sizi o varlıkların rahatsız ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Yaşadıklarımız bize onu gösteriyor. Peki o zaman önce benim verdiğim ilaçları kullanın. Fayda etmezse tekrar gelin. Bu sefer sizin düşünceleriniz üzerinden hareket ederiz. Peki bu yaşananları neye bağlıyorsun? Yani bunların altında ne olabilir ki Yasemin? Bilmiyorum Azra. Benim gördüğüm rüya. Ayşem'in esrarengiz ölümü. Ufuk'un yaşadıklarına şahit olduğum şeyler. Biz hiç iyi değiliz. Ufuk'un bana teselli olmasını beklerken artık tüm umudumu yitirdim. Çünkü Ufuk'u hiç güçlü görmüyorum.
Ne olur bu kadar umutsuzlanma tatlım, lütfen. Çok korkuyorum ve endişeleniyorum. Yine sen öldürdün. O Nadine Johanna. Humeli Johanna. Alevam zeyni. Çılastaki hakim. Alevam zeyni. Çılastaki sakim. Laşmi dotem, liyazin otem. 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 Laşmi dotem, liyazin otem.
Canım ne oldu? Şeydenim ben. Benim sana ve senin gücüne ihtiyacım var Ufuk. Senden başka kimsem yok. İçi şeyler yaşamıyorum. Sırada şu korkunç şeyler görmeye başladım. Delirmek üzereyim ben. Humeli Cuhenna. Alabam zihini. Çılastaki sakim. Alabam zihini. Çılastaki sakim. Laşmı dotem, lizayı notem. Laşmı dotem, liyazı notem. Ufuk abi. Ufuk abi. Ufuk abi buraya gel. Ufuk abi çok korkuyorum. Ayşe? Beni sen öldürdün. Ben değilsin. Ben öldürmedim. Kardeşimi sen mi öldürdün? Ben öldürmedim! Ufuk! Uyan Ufuk! Ufuk! Ufuk. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Hayır. Bir şey. Sadece kabusu gördüm. Her gün aynı rüyaları görüyorum. Aynı kabusla uyanıyorum. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kendimi cinayet işlemiş bir katil gibi hissetmeye başladım. Olduğum her yerde dengeler değişiyor. Korkuyorum. Kendimden endişe etmeye başladım ve ne yapacağımı bilemiyorum. Senin anlattıkların musallattan büyüden başka bir şey olamaz. Bence de büyüdür. Ve varlıklar sana musallat olmuş. Seni rahatsız ediyorlardır. Daha önce yengemin başına gelmişti. Oradan biliyorum. Yani aslında ben de öyle düşünüyorum. Yaşadıklarım aklıma başka da bir şey getirmiyor. Peki kim neden sana büyü yapsın Ufuk? Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bilmiyorum. Bu işlerin üstesinden gelebileceğini düşündüğüm bir hoca var.
Ona gidelim. Buyurun Yasemin Hanım. Önder Bey, sorunlarımız devam ediyor. Ufuk her geçen gün daha kötü oluyor. Yardımınıza ihtiyacım var. Siz güçlü olmaya çalışın. Saat 3 gibi de muayeneme gelin. Kardeşimi kaybettikten sonra Ufuk'un da bu yaşadıkları bana ciddi huzursuzluk veriyor. Korkuyorum. Çok umutsuzum. Çok umutsuzlanma tatlım. Hem Ufuk o şoku atlatamamıştır belki. Zamanla bırak derim. Her şey düzelir. İnşallah canım. Umudumu kaybetmemeye çalışıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Oğlum, sana ve kız arkadaşına büyü yapılmış. Beni mucizedir ki kız arkadaşına büyü tutmamış. Ya da belki zamanını bekliyordur. Onun için ayrıca bakarım. Hocam, insan bunu nasıl yapar? Ya bu hayatın öbür tarafı da var. Öyle Kur'an-ı Kerim'i kullanarak büyü yapanlar. Ya Ahmet hocam, Allah'tan da korkmazlar. Hayır. Kur'an hiçbir zaman büyü aracı olmamıştır. Bunu yapan büyücüler, milattan öncesine dayanan büyü yazıları, sembol ve teknikleriyle şeytana tapan cinler ve şeytanları kullanarak yaparlar. Onların yaptığı büyülerden en tehlikeli olan iki tanesi de kabala büyüsü ve papaz büyüsüdür. Onlar şüphesiz ki imanı zayıf, sapkınlıktan çığ açmış, dinini şeytana satanlardır. Bu nedenle bu büyü yapan da bir kafir. Hocam, bu süre zarfı içinde arkadaşımız nasıl korunacak? Bir yardımcı olsanız. Oğlum, sen Ayet-el Kürsü, Nas ve Felak sürelerini ezbere biliyor musun? Hayır hocam, bilmiyorum. O zaman ezberle oğlum. Arapça ezberim biraz kötüdür hocam. Sen bir musallata maruz kaldın. Şimdi şifayı Allah'tan dileyeceğiz. Şifayı veren bizler değil, Allah'tır. Biz de buna vesile olmaya çalışacağız. Bu belayı affa almadığın gibi bu ayetleri de affa alma ve ihmal etme. Ta ki senin sıkıntını çözene kadar. İnşallah selamete çıkacaksın. Ben sana bir dua okuyacağım. Onu ezberlemeye çalış ama. Oldu mu yavrum? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahu vel hayyum kayyum. Anlatın Yasemin Hanım. Ne yaşıyorsunuz? Ufuk sürekli kötü rüyalar görmeye devam ediyor. Sesine uyanıyorum. Peşinden gidiyorum. Onu salonda kendi kendine konuşurken görüyorum. Hiç iyi değil. İkimiz de mutsuzuz. Bakın Yasemin Hanım, bazı insanlar bu olaylardan çok etkilenirler. Bu durumlarda çok zayıf olurlar. Bazen bu birkaç ayda sürebilir. Eğer siz güçlü olursanız onu da toparlarsınız. En azından siz güçlü olmaya çalışın. Ufuk, bu sıkıntılar geçene kadar bir süre Yasemin'le uzakta olman gerekiyor. Hem ilişkiniz hüsrana uğramaz. Bence de. En doğrusu bu. Yasemin'e ne söyleyeceğim peki? Ya bulunur bir çaresi. Hem kendini daha fazla üzme. Bak, biz seni yalnız bırakmayacağız. Yanındayız oğlum. Biliyor musun, bugün Azra ile buluştuk.
Biraz dertleştik. Azra gerçekten de çok iyi bir kız. En azından Yeşim gibi kapalı kutu değil. Azra bana gerçekten de çok iyi moral oldu. Bu muskayı üzerinizde taşıyın. Siz o mezarı bulduğunuzda mezar taşının üzerinde bir muska göreceksiniz. Siz o mezara gidip büyüyü çıkarıp etkisiz hale getirene kadar bu dua sizi tehlikelerden koruyacaktır. Evlat, Kader Han'ın yaklaştığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Biz insanoğlu bir hata yaparız. Hayır da şer de Allah'tan biliriz. Ne gerekiyor? Ama ve lakin senin de bir çaba sarf etmen gerekiyor evladım. İsra suresinin 13. ayeti der ki, biz insanların kaderini çabalarına bağlı kıldık. Karşı taraf tehlikeli kafir büyücülerdir. Zor bir imtihandasın evladım. Arkadaşların senin yerine vekaleten yola çıkacaklardır. Ama artık senin de Allah'a sığınma ve duaları okuma vakti gelmiştir. Ben bu gece hiç uyumayacağım. Ta ki bu musallat bitene kadar. Bu varlıklar nedir hocam? Bunlar Cuhanne kabilesindendir. Onlar çok tehlikelidirler. Beni iyi dinleyin. Bu büyüyü yapan bir kafir. Ben size bir yol haritası çizeceğim. Ben size bir yol haritası çizeceğim. Ve siz o yolu izleyeceksiniz. Ve siz o yolu izleyeceksiniz. Aksi takdirde bundan başka bir kurtuluş yolu yoktur. Şimdi...
Laşmidotem, Liazinotem. Laşmidotem, Liazinotem. Laşmidotem, Liazinotem. Laşmidotem, Liazinotem. Liazinotem. Uzun yol var. Bak burası. Şey yapalım, göstereyim ben azından orayı. Tamam. Burası mı? Burası, burası. Burası bak. Başıma geliyor. Abi nasıl bir yere geldik ya? Oğlum ne bileyim amına koyayım ben ya. Anasını siktim, yerinde biz bu gece ne yapacağız ya? Cık. Her yer karanlık ya. Bak şurada bir teyze var. Oğlum manyak mı lan bu kadın bu gece bu saatte ne yapıyor burada? Bir soralım istiyorsan. Bir soralım ya, ne yapalım? Teyze. Teyzeciğim iyi akşamlar. Ya biz mezarlığı arıyoruz da bizi yol tarif eder misiniz? Teyze sen ne yapıyorsun gecenin bu saatinde burada? Kolay gelsin teyze. Sağ ol teyze. Siz değil. Sağ ol teyze. Sağ ol. Sağ ol teyze. Sağ ol teyze. Arabaya gelir misin be? Kadın alsa mıydık ya? Teyze! Baksana bir şey yapalım ya. Teyze! Oğlum kadın yok lan! Ya teyze değil lan! Bas bas bas! Yürü yürü yürü! 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 Yasemin. 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 Ne oldu canım? Benimle gelir misin? Sana bir sır vereceğim. Sır?
Yasemin? Yasemin. Yasemin uyan. Yasemin. Uyan. Uyan. Canım ne oldu? Yavuz gördüm. Çok tamam. Korkunç. Ben gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Tamam. Çok korkunç. Çok korkunç. Thank you.
Abi burada köy falan var ya, ne tür direkt geliyor müzere. Aynen. Siz ne çekiyiniz? Acı. Net yüzünüzde gençler. Tamam. Biz ne yapacağız oğlum, burada çok şey var o zaman. Çok merak ediyorum. Durdunuz, indiniz ha. Şu önümüzdeki şey mezar mı? Ah siktir, mezar mı lan o? İnelim mi ya? Sen de. Oda numarası 309'muş. Nerede acaba? O mezarlığa gitme. Çok tehlikeli. Bizi sen öldürdün!
Şeytandan sana mesaj var. Geçti u deavu asetem. Lahtistainimut. 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 Kahrol. Ve öl. Zaten yok değil mi? Orası, orası. Bulduğunuz yer. Hoca yara, hoca yara hemen. Efendim oğlum. Hocam, büyüğü buldum. Ne olur bize akıl ver. Tamam evladım, sakin ol. Korkma ve kendini toparla. Tamam. Bana yetişecek kadar vaktiniz olmayabilir. Size verdiğim duaları okuyun, oracıkta yakın. Tamam, hemen geç oraya, hemen geçir. Tamam hocam, tamam. Aç ona, aç, içine at, içine at, içine at. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyoruz? Yakıyorsun bunu, yakıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hocam, şu an yakıyoruz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Geniş tamam. Bana kadınla alakalı doğru bilgiler verdiğine emin misin? Nasıl doğru bilgiler? Kadının ve annesinin isimleri gibi. Abla, tarağımı gördün mü? Görmedim canım. Bulamıyorum. Bilmiyorum. Rahmetli dedem ezanla birlikte kulağıma ismimi okurken Yasemin Lale diye okumuş. Ya. Babam da neden iki isim diye sormuş. Dedem bunun bir gün bir cevabı bulunacak diye söylemiş. İlginç. Ben de hala bir cevap bekliyorum.
Eğer bir hata yaparsan kimsenin de sonu olur. Eğer ki yanlış bilgi verdiysen karşı tarafa tutmayan büyü cin kabilesi üzerinden sana musallat olur. Cühenler cin kabilesi acımasızdır. Senin Azrail'in olur.